Hardware Plus'tan herkese merhabalar. Bugün Almanya, Berlin'deyiz ve Monster'ın deneyim mağazasındayız. Aynı zamanda burada servis hizmeti de veriliyor. Monster'ın kurucusu İlhan Bey ile birlikteyiz. İlhan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Valla hoş bulduk. Heyecanınızı paylaştınız. Sağ olun, biz de çok güzel ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Geldik, biz de heyecanlandık sizinle beraber. Çünkü yerli bir markanın artık Avrupa'ya açıldığını, ilk adımını attığını ve çok da güzel hizmet verdiğini öğreniyoruz. Gelen katılımcıların sayısı da bayağı ciddi rakamlarda. 56 binleri buldu dedi bana sizin ekipten Birol kardeşimiz. Ve giderek de artacak gördüğüm kadarıyla. Çünkü çok güzel bir yer olmuş. Bizim çok hoşumuza gitti. Şimdi ekran kartı görüyorum. Artık ekran kartı işine de girdiğinizi görüyorum. Aklımızda bir soru var. Ya bununla beraber siz laptop üreticisiniz ve laptop satıyorsunuz. Artık kapalı kasa mı göreceğiz? Yoksa sadece ekran kartları mı satacaksınız? Nasıl bir stratejiniz var? İlerleyen günlerde ne göreceğiz? Aslında ekran kartı bizim açımızdan gelecekteki gideceğimiz yolculuğun bir anahtarı. Yani bu bir sembolik bir adım, sembolik bir hareket aslında diyelim. Evet, biz bir dizüstü bilgisayar, güçlü oyun bilgisayarı markası olarak aslında geçmişte yaptığımız seçimle bilgisayar markası olmak yerine kendimize bir kategori açtık ve orada ilerlemeyi tercih ettik. Bu sayede de bugünlere geldik çok şükür. Şimdi de artık globaldeki teknolojinin değişimini yakalayacak ve o hedeflediğimiz vizyona bizi ulaştıracak şekilde bir değişim içerisindeyiz. Yani ekran kartı üretmek, aslında desktop gaming ürünler üretmek uzun bir zamandır istediğimiz bir şeydi ama bunun için doğru zamanı bekliyorduk. Bunun ilk örneklerinden birini bugün Intel'le birlikte Arc grafik kartlarını Toolpar markasıyla pazara sunarak sergilemiş oluyoruz. Bunun arkasından aslında kademe kademe başka adımlar gelecek. Monster ve Toolpar markalı anakartlar sunacağız pazara. Arkasından masaüstü bilgisayarlar gelecek. Ve yolculuk aslında Türkiye'den başlayan yolculuk. Biraz önce söylediğiniz gibi Almanya'da, Dubai'de, Kıbrıs'ta, İngiltere'de, Amerika'da tüm hızıyla sürüyor olacak. Biz bir taraftan yaptığımız işi geliştirmeye, bir taraftan başkaları gelip bu alanları yıkıyor olmadan önce kendi yerimizi yıkmaya ve daha iyisini inşa etmeye çalışıyoruz aslında. Kendi yerimizi hazırlıyoruz kendi diyorsunuz yerimizi, gelecekte. Kendi geleceğimizi dizayn etmeye gayret. Çok güzel, çok güzel şeyler söylediniz. Yani bir anakart görüyor olmak ve işte bir artık hazır sistemlerden görüyor olmak çok güzel haberler. Çünkü biz oyun bilgisayarı dendiğinde aklımıza direkt Monster geliyor. Hatta tüm takipçilerimizin de öyle. Monster bizim için çok bilinen ve sevilen bir marka. Özellikle de markaya sahip çıkma anlamında, yani ürünü sattıktan sonra arkasında duran bir marka olduğunu görüyoruz ve bu hizmeti çok hızlı vermeye çalışan bir markasınız. Kesinlikle. Avrupa'da da bu stratejiyle ilerliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yine burada da herhangi bir bakım veya servis hizmetleriyle ilgili hızlı çözümler ürettiğinizi duyuyorum. Biraz onu anlatırsanız sevinirim. Türkiye'de en başından beri uyguladığımız, artık belki herkesin kullandığı olan, oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi, ömür boyu bakım garantisi hizmetleri aslında müşterilerimizle aramızdaki bağın sürekli ve en güçlü düzeyde kuruluyor olmasını sağlıyor. Yani bunu Türkiye'den globale çıkarabilmek, globaldeki kullanıcılarımızla da aynı bağları aynı şekilde kurabilmek bizim için çok önemli. O yüzden ömür boyu bakım garantisi ve Türkiye'deki verdiğimiz tüm hizmetleri burada da taşıyor olacağız. Aynı hızla devam ediyoruz. Evet, yasal garantiler bizim için önemli. Ama bizim bu manada özellikle satış sonrası hizmetler tarafında aslında bir manada kendi yasalarımız var. Türkiye'de 20 gün, 23 gün iken biz onu Türkiye'de 1 gün, 2 gün içerisinde çözme hedefiyle ilerliyoruz. Müşteri deneyimi bizim için çok ciddi bir şekilde önem taşıyor. İşte içinde bulunduğumuz mağaza Avrupa'daki en büyük deneyim mağazalarından bir tanesi. Yaklaşık 1000 metrekarelik deneyim alanı burası. Sadece ürünlerimizin sergilendiği, satıldığı alanlar oluşturmak yerine Türkiye'de de dünyanın bütün coğrafyalarında da bu deneyimi zenginleştirecek bir şekilde yolculuğumuza devam etmek istiyoruz. Avrupa tüketicisi aslında bu söylediklerinize çok hazır değil. Ben burada verilen hizmetlerin sürelerini çok iyi biliyorum. Hakikaten çok uzun süreler. Yani belki de atıyorum müşteri bir marka bir 30 gün diyorsa son gün teslim ediyor gibi bir durum var. Sizin getirdiğiniz dinamiğe umarım alışırlar. Kendilerini upgrade ederler. Bu arada mesela bu hizmeti duyurduktan sonra bence içeriden girenin, içeri girip deneyimleyenin ve hizmetleri öğrenenin satış rakamlarına çok olumlu şekilde yansıyacağını ümit ediyorum ilerleyen günlerde. Biz yolculuğa inanıyoruz öncelikle. Yani bu yolculuk zorlu olacağını biliyoruz ama yolculuğa inanıyoruz. Yani Türkiye'den bir şekilde dünya markası çıkar, buna inanıyoruz en başından beri. O yüzden bunun üzerine bütün süreci inşa ettik. Şirketi eşim Meryem Hanım'la birlikte kurduk. Birlikte maşallah adım adım bugünlere geldik. İşin her noktasında, her taşın altında belki ekibimizin de şeyi var, eli var. Dolayısıyla biraz önce bir sohbette özellikle Meryem Hanım bu ifadeyi kullandı. Çok çarpıcı bir ifade. Biz oluruna olmazına bakmıyoruz. İnandığımız yolculukta ilerlemeye devam ediyoruz tüm gücümüzle. Ve devam ediyor olacağız. Zorluklar olacak, sıkıntılar olacak, kültürel farklılıklar olacak. Çok normal. Dediğiniz gibi bizim sunduğumuz avantajları belki pazarlarda doğru bir şekilde duyurabilirsek bu bizim için çok
hızlı bir değişimin, ilerlemenin şeyi olacaktır. Anahtarı olacaktır. Anahtarı olacaktır. Kesinlikle katılıyorum. O için elimizden geldiğince hem mevcutta yaptığımız iyi işleri devam ettirerek hem de yeni fikirler, yeni modeller bularak globalde markamızı dünya çapında tanınan bir marka haline getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Süper. Biz de Türk yayıncılar olarak elimizden geldiğince sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Hani diğeri hiç önemli değil. Bir yerli markanın dünyaya açılma sürecinde biz de sizinle birlikte ne kadar yürürsek o kadar mutlu oluruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Sağ ol. Görüşmek üzere.